Mert Günhan, Zade Kun, Eren Aktan, bendeniz. Hepiniz hoş geldiniz. Burası da Ne Yaptın Podcast. Whiplash gibi hiç bitme. Ekstra alıp isteyen bateri. Bir daha başla, bir daha. Whiplash gibi. Bitirme. Bitirme, bitirme. İstediğim ritmi tuttuk. İstediğim ritmi tuttuk. Devam et. Uzat daha yapabilirsin. Yapabilirsin. Devam et. Devam et. Sanat. Abi. Devam et. Allah aşkına. Devam et. Allah aşkına. Tamam. Tıs ulan. Aferin. Aa durdu otobüs. Dura gel. Dura gel. Evet. Bugün Ne Yaptın Podcast olarak öncelikle sevgili dostlarıma tek tek günlerini sorarak başlıyorum. Eren Aktan. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Bugün ekstra bir iyiyim geçen bölümden sonra. Çünkü geçen bölümde bazı üzgünlükler yaşandı. Ne yaşandı? Aşkı öğrendik. Aşkın ne demek olduğunu öğrendik. Aynen. Çok gerçekten duygulandık. Aynen. Sen ağladı lan. Dakikalarca ağladı. Ağladım. Bizim geçen bölümlerden bir tanesine böyle alta çocuklardan birisi şey yazmış. Yalnız böyle yapıyorsunuz ama bunları ard arda çektiğiniz çok belli oluyor diye. Allah'ım ya. Vay be. Bu çocuğu yemin ediyorum TÜBİTAK alsın. Aldı. TÜBİTAK kendisine ağlıyor değil mi? TÜBİTAK o olsun. Sen gel TÜBİTAK'ta başla. Star Wars'ta en sevdiğim karakter Star Wars. Evet, Eren Akla nasılsınız? Güzelim efendim. Gözlük neden özel bir sebebim var? Açılışta şekil gözükmek istedim. Anladım. Başka hiçbir amacı yok. Ben Deniz Şahin. Dur daha ben hiç anlatmadım ki ya. Öyle mi? Allah Allah. Karizmanız yeter diye düşündüm. Teşekkür ederim. Gözükmüyor, yani, o gözüküyor mu? Yani görünüşünüz daha çok şey söylüyor. Teşekkür ederim. Ağzınızdan. Genelde öyledir. Evet. Kızlar da mı öyle diyor? Ben şakalar yapmayacağım şimdi. Artık bunları yapamıyorsunuz. Yapamıyorum. Yani, evlenecek. Evet. Ya bu evlenecek muhabbeti neden? Nedir mesela ya? Mesela bunun rockstarın ilk evleniyor olması garibinize bu nereden bir, çıktı oğlum ya? Bir her erkeğin başına gelir. Yarın evleneceğim çok özür diliyorum. Yok hiç lütfen ya. Buyur. Yarın evleneceğim demedin. Yarın mı dedim? Yarın ne günlerde? Cumartesi. Zor bir soru oldu benim için. Tamam. Neyse. Unutmuşum evleneceğim. Ben de saçma bir şey söyleyecektim. Peki Eren Bey, anlatmak istediğiniz başka bir şey daha var mı? Yani Deniz Bey beni hemen evlendirmek istiyor. Onun farkındayım. Hmm. Amacı ne bilmiyorum. Bana kalsın ben istiyorum. Ben ne olduğunu söyleyeyim ama. Nedir? Bu kendisine... Düğündeki gelinin şeyleriyle takılmak. Aha, aynen. Büyük ihtimalle 1-2 seneye daha evlenmezsen kendini tutamayıp sana kendisi teklif edecek. Sürekli olarak evde yememen gereken bir kap Nutella vardır ya böyle. Eren Aktan benim yememem gereken bir kap Nutella kanka gerçekten. Hani böyle şey orada durur, orada durur. Böyle parmağımı böyle... banıp böyle ağzıma sokasım geliyor Eren'le gibi. Hani böyle şey gibi hissettiniz mi hiç abi Nutella aldınız eve böyle evet. Yarısına kadar yediniz falan. Aynen. Böyle ulan bunu da Allah kahretsin hani. Yememeliydim falan küçük küçük keşke. Gece söylenen McDonald's. O da olabilir yani bu kadar yemeseydim keşke falan gibi. Ne oldu? Yani yasak elmasın sen. Ne oluyor oğlum? Ne gösterdin sen? Kolun. Ben de yok diyecektim de çok dikkat kesildi bir şey. Kollarını niye gösterdin? Zayıfım. İstediğimi yapabiliyorum. Ben de kollarım yoku vermek istedim. Söylemeliydim. Ben bölünmesini böyle yaptım sadece. Evet, istiyor. Şimdi. İstiyor. Yayıncı da oldu şimdi. İyice her şey istiyor. Ben yayıncı oldum. Evet. Sen yayıncı hadi sana geçtik artık. Yayıncı oldun sen. Ne oluyor? Yayıncı oldum. Son İyi de izleniyorsun. 10 gündür falan aralıksız yayın açıyorum. Çiçeği burnunda bir yayıncıya göre. Tabii çiçeği burnunda. Böyle bir 60-70 mi izleniyorsun? Öyle bir şeyler. Ama hiçbir yerden duyurmuyorum. Böyle güzel. Bir kendi çapımda bir test. Duyurunca da bir şey değişmiyor. Ben onu test ettim. Yo şey duyurduğum yayınlar var. Daha gelen oluyor. Gidiyor. Gönüller bir olsun be abi. Ah be. Tamam, ortamımız, samanlık seyran olur o zaman. Ortamımız kardeş. Samimi olsun. Her zaman. Deliksiz, samimi ve leziz. Ne yaptın? İşinden çıktın. İşimden daha çıkmadım. Ağustos 1 itibariyle ayrılacağım. Bir ay daha olacak ama biraz daha şey hafif tempo koşuyorum artık iş yerinde. Hani böyle rush atmıyorum yani 100 metre koşmuyoruz artık. Daha rahatım. Proje yazıyorum.
Maşallah. Aynen. Gelecek yakında duyururum. Onlardan bir iki tanesi maşallah. Güzel proje. Gidemedin hala. Önemli bir konuya parmak bastım. Ben de istiyorum ki bu konuyu konuşalım. Yıllardır gece biliyorsun. Sular seller gibi. Aynen çok istiyorum. Eylül ayında vizden başvurumla ilgili pozitif ya da negatif dönüş gelecek. Negatif olursa bir 3 ay daha. Pozitif olursa bir 2 ay içerisinde tahminim giderim. 2 ayda hazırlanırım. Eşya falan filan. Negatif sonra olursa 3 ay daha derken. Yani bir daha başvurur. Negatif olursa bir kez daha başvurur. İşte atıyorum negatif ama olursa. Ama yine o kadar para vermen hemen gerekmiyor. Yok hayır vermem gerekmiyor. Negatif olursa diyor ki kanka şu evrakın eksik. Bundan dolayı negatif oldu. Biz seni dümdüz istemiyoruz demiyor. Evet, ya şöyle dümdüz istemiyoruz derse de bununla ilgili geçerli bir sebep vermesi lazım. Ya yani dümdüz ya sen malsın diyemiyor. Biz senin geri dönebileceğini düşünmüyoruz. Hayır öyle geri yapayım dönme meselesi değil ki. Ben tamamen göç şirket kuracağım. Biz senin tipini beğenmedik çünkü çok garip. Tipin hayır. Biz Bildens Shine biz baktık Hollandaise uygun. Çok güzel, biz eminiz harika işlemi. Böyle olmuyor. Şive. Hayır sen ne bilirsin. Şive bu tarz değil. Ay beni dinle. Biz ha baktık. Bu biraz daha Rusak. Vate ırkçısın, racist. Irkçılık. Biz Hollanda'ya olarak baktık. Tamam. Dedik ki yani Türk gibi. Türk gibi. Ama tam kendi bir sebep. Ama tam çok ama Türkiye benziyorsun. Türk gibi ama sanki değil mi? Anladım. Evet. Orada da be. Orada da be. Genetik uzmanlarımızı. Aynen. DNA tüküreyim mi? Nereye tüküreceğim? Silik örneği gönderirseniz. Tamam. Türk çıkartım var şurada. Kafatasının arkasına aynen bakacak bak, genetik uzmanlarımız. Bakabilir misiniz genetik uzmanımız? Bak şurada tam. Bak parmağımın altında. Parmağımın yeterli değil. Nasıl yani değil? Türk çıkıntısı değil. Bile bana önemli bakalım olan boyutu değil yalnız. Ya bak ne diyorsun? Benimki daha büyük. Allah biz aşkına asıl bana bak. Şur tam şuraya. Şimdi benimkini ellediğin elin nesi? Benimki bir daha ellemeni istiyorum. Sen kurabiye canavarı yapıyorsun. Oha. Çok ayıp. Çok iyi yaptın lan. Cungur mungur dangın dungur hangi dungur. Oğlum gözleri mözleri çekik. Bu adam gözleri çıkarsa da Türk büyüğü gibi. Tabii çok evet evet bu çok çekik. Bu gözlüğü çıkartıp ata bitsin. Sen Anadolu'ya gelmeden önceki ben geldikten sonraki. Sen biraz Yunan'la da sevişilmiş. Evet yani geldik evet girdik geri döndük. Ya bu ne Fedon 2099 gibi anasını. Tabii tabii ya bir Yunan karışmış yani. Bir Rum şey gibi var oğlum, bir aile de var. Aynen var. Şey gibi oğlum bu. Spider-Man'in yeni filmindeki şey var ya, Spider-Man 2099 var ya. Hmm. Onun gibi Fedon'un alternatif versiyonu. Bir de bir tane daha var ya, neydi? Şeker Baba mıydı? Neydi? Kırmasın. Şeker Baba. Bir tane senin gelecekteki alternatif. Kenan Event versiyonu. Bebet Ayıldırım. Bebet. O ne? Bir tane TikToker bulmuş. Al bu senin yaşlılığın diye atıyor bana. Bebet Ayıldırım. Bu onu biber de oraya herif. Okay. Bebet Ayıldırım'ı koyalım alta. İnanılmaz. Ben hakikaten beyaz saçlı falan dikmiş bir de öyle. İdolümüz Eren'e çok benziyor. Evet, evet. Olur TikTok'ta böyle 60 yaşına gelmiş Eren. Evet. Evlenmiş çocuk falan var ama hala yayıncılık yapacağım. Ben seksi bedenlerim falan bir şeyler diyor. TikTok'ta açıyor artık. Çünkü hani bilgisayar pratik gelmiyor artık ona. Böyle biraz da teknoloji cep telefonundan evet böyle hologram falan. Ne yapıyorsunuz? Bir dur der miyiz? Yayıncılık diyorsun. 60 yaşında hologram yayıncılığa başlamış. Siz nasılsınız? Ben okey misin lan buna gerçekten? Ne diyorsun be? Konuşuyoruz devam abi. Aa, standart bir gün geçiyor. Ben bunun ağzına giderim. Ne eksi ne artısı var. Yani. Gayet normal, güzel. Çekimimize geldik. Sizin için ne standart bir gün nedir? Benim için standart bir gün uyan. Yemek ye. Kettle'da çoraplarını kaynat. Evet, kettle'da Starbucks'tan karbonatla beraber. Yapıyor musun hala çorap kaynatmayı? Hiç yaptım. Yaptın mı gerçekten öyle bir şey? Abi bak tencereye karbonat atarsan ve içine çorap koyarsan beyazlatıyor. Yaptın mı bunu? Evet. Barış'la pratik bilgiler kuşağı. Yapıyor. Aynı zamanda suyu da satabiliyorum. Suyu satıyorum derken çorabın suyunu. Çorabın suyunu satabiliyorum. Paketliyor musun böyle sticker falan? Hayır. Pet şişe içinde, şaşal şişede yolluyoruz. İşte şaşal. 5 litrelik damacana, tabii. 25 litrelik damacana. Oha. 25 sen ithal de ediyorsun artık. Siz bayağı ithal ediyorsun bazen. Işte, her gün yiyorum. Onlar böyle şeydir, böyle pakettir, ayrı ayrı satılamaz şey var ya, öyle bir şeyiniz var mı? Hayır. Ha, kendisi direkt kettle'ın içinde makarna yapmakla da meşhur. Bunu yaptın mı? Kettle'ın içinde makarna. Niye oğlum ya? Peki bir şey diyeceğim. Aynı kettle mıydı? Çorapla kettle aynı anda koyarsın. Sudan da sonra koyarsın. Doğru tutundu. Sonra suyla duş alırsın. Geçen bölüm ekibin en zenginiydi. Bu bölüm evet, ekibin en fakirine dönüştü bir anda. Ya pratik abi bilgiler diyorsanız bu. Mesela tabii ben bu şey alet var. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Sifon. Sifon kilisine de. Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Sifon. 2'şer litrelik 4 tane su şişesi koyarım. Şimdi bu az su. Helal olsun. Aa, tabii gitmiyor tabii ki. Orada da eldivenle girip parçalara ayırarak
alıp poşete koyup... Oğlum yemek yiyor millet ya. Bu şekilde de dışarıdaki bitkileri gübreleme. Günan Bey siz nasılsınız? Uy, çukur çangır kankır derdin onu. Orta Asya akımız içtim gün önünde. Evet, bizi izleyen çok bizde şöyle bir sıkıntı oldu yayıncılığa başladıktan sonra. Evet, neredeyse onu demeyecektim. Bizi izleyen çok fazla Türk kültürüne aşina olan ve ilgisi olan insan var. Ben Türk de var dedim. Bizi izleyen çok fazla Türk var. Ben yanlış bir şey söyledim düşünmüyorum. Ben de böyle dedim. Yok, Türk mitolojisi konuştuğumuz bölümde alta böyle birden bir şey diye gelmişler. Evet, çok biliyorlar. Yalnız Hülagü Han'la ilgili dediğiniz şey saçma sapan. Hülagü Han dünyayı yarattıktan sonra 5. günde börteçiğneyi öpmüş. Arkadaşlar biz tarihçi değiliz canım. Var. Şöyle bir sıkıntı olur. Biri nasılsın dediğinde anlatamıyoruz yani ne yapıyorsun dediğinde. Çünkü neredeyse her gün yayın açıyoruz ya. Sürekli ne yaptığımızı anlatıyoruz ya böyle yüzlerce kişiye. Bu podcast onun için ama zaten. Ama işte böyle ne yaptın? Şey yapamıyoruz böyle. Çok çok ekstrem bir gelişme olmadığı sürece. Ben mesela şimdi eve bir sürü şey yaptırdım. Anlatmak isterim anlat aslında. Ama her gün beri hiç dinlememişiz. Her gün işte her gün yayında da anlatıyorum ya. Bu podcast'te bu ne yaptığın kısmı kalmıyor gibi hissetmeye başladım. Şimdi bunu mu konuşalım? Evet. Acaba podcast'te ne yaptı? İsmi mi değişmeli podcast'ın? Acaba ne oldu? Misyonunu tamamladı mı? Evet, evet. Ne yapacaksın gibi bir şey. Ya da şöyle yapalım. Ne yapacaksın isimli podcast'imizde bugün benim sizlere yine boktan bir senaryom var. Evet, izleyicilerimizden bir mekan, zaman, nerede, kimle falan 5M1K tarzı böyle aldık. Gerçekten de ucube bir şey yarattınız. Ve bu ucubeyle yaşamak zorundasınız. Sizin suçunuz tamamen. Bugün burada birazdan yaşanacak şeylerle ilgili siz suçlusunuz, siz seçtiniz. Biz sadece sizin, story attık. Biz sadece story attık, aynen. O zaman hikayemize başlıyoruz. Hadi. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyorum. Hep beraber. Tabii. Hep beraber tatile gitmek için. Hadi bakalım. Sözleştiğimiz gün. Hı-hı. Sonunda o gün geldi. Ah be. Geldi. Bütün yorgunluklarımız ve bütün böyle sene boyunca çalışmalarımızın ekmeği olarak 5 gün tatil yapacağız. Oh ya, keşke yarın olsa. Evet, 360 gün çalıştıktan sonra 5 günlük bir tatil bizleri bekliyor. Çok da heyecanlıyız. Eve gelmişiz birdenbire. Ama sadece üçünüz varsınız. Ben yok. Ben bir Selim'i almamışız tatile. Yok. Biz Eren'in evinde buluşup gideceğiz. Ha. Ben gelmemişim ama daha. Ben yokum. Tamam, tamam mı? Tamam. Birdenbire kapı çalıyor. Ding dong. Gidiyorum. Ama bir dakika. Güvenlik araması lazım. Paşam ya dur. Allah aynen. Allah ya dur. Timsahları geçecekler önce. Kardeşim Canon event oldu birdenbire. Güvenlik. Tamam abi. Efendim? Eren Bey. Nasıl desem de bilemiyorum. Kapıda yani aç kapıyı. Eren Bey aç. Kapıyı abi açtı adam. Çok bilgi. Öyle birisi geldi ki demek ki. Soramadı da kimse. Aynen. Peki tamam bekliyoruz. Ben değilim belli ki yani. Tamam bekliyoruz çıkmasını sen söyle. Zil çaldı. Ben koltuktayım bu arada. Zil çaldı. Kamerada belirmesi lazım kim oldu. Fatih Terim. Şaka. Gerçek. Sen ben hemen derim ki sipariş mi verdiniz? Dövmeye kebap getirmiş. Dövmeye mi gelmiş? Kebapçılara gelmiş. Oraya gidecek. Değil mi? Sen yaptın şimdi. Sipariş mi verdiniz? Derdiniz mi? Soruyorum çocuklar. Kanka yani nerede ciddi? Kebap siparişi esprisin bu. Evet. Hayır oğlum ben Fatih Terim'e benzettim. Yani ne, hemen Fatih Terim'i mi tanıyacağım oradan? Tanıyorsun bu arada Terim lan. Tamam, kanka, ne yapıyor kamera eder? Yo böyle yapıyor kamera. Sabri. Hayır, Sabri koşuyor böyle arkadan bir anda. Küçük. Compacino, Kumanache. Tamam kapıyı açıyorum. Açtım kapıyı. Erencim diye. Geldim. Sen bize ne yaptın? Seslendin mi bize mesela? Arkadaşlar Fatih Terim'e benzeyen. Oğlum şu kapıda Fatih Terim var Fatih yani. Fatih Terim'e benzeyen biri geldi diye. Ben heyecanlarım gider. Ben geldim abi. Tamam. Ben kapıdayım. Ben heyecanlandım çünkü Fatih Terim yokmuş lan. Abi, şeydir yani. Gerçekten Fatih Terim geliyor abi böyle birdenbire. Merhaba. Ben hocam hoş geldin deyip elimi uzattım. Dur oğlum kim bu? Ben Fatih Terim kim mi? Nasıl anladık? Terli oğlum. De mi ayrı zamanda? Terli mi bir de? Üzerinde çok Fenerbahçeli klasik, olma bence. Üzerinde klasik alameti farika terli gömleği beyaz var böyle. Gömleği var böyle. Beyaz kolları gömleği var. Kıvrık. Böyle yakası böyle açmış düğme falan. Aynen, aralarda böyle falan. Böyle şimdi falan falan. Yok yok şey yapıyor. Şimdi Erencim. Buraya geldim. Sen tabii ki seninle aramızda bir ailevi bir bağlantı böyle yapıyor. Allah Allah. Ailevi bir bağlantı, herhangi bir bağlantı yok. Yok ama hocam. Şöyle bir durum oldu. Şimdi bizim elimizde bir tane çok genç bir tane arkadaşımız var. Hocam buyurun ya. İçeri aynen davranın. Kapıda öyle kaldınız hocam falan. Hocaysa yani. Aynen. Abi içeri girerken arkasında bir tane çocuk olduğunu fark ediyorsunuz.
Çocuk da böyle bir okay. 17-18 yaşında bir sorgulamayız çocuk yani. Bence. Yani tamam ama yanında gelmiş. Geldiler koltuğa oturdular. Ne içersiniz hocam? Ben bir kapuçino alayım. Tamam kapuçino istiyorum. Kapuçino. Senin evin sen yap. Aynen sen yaparsın. Var, gidin yapın. Ben o ev sahibiyim. Ben muhatap olayım herifte. Ama ben bilmem ki kahve yapayım. Ben yazıyor orada nasıl yazdı yaptırıldı yazıyor. Tamam kapuçino yapmaya gidiyorum ben kapuçino yapayım. Hayır bol şans. Şimdi çocuklar şöyle bir durum var tabii ki. Sen beni tabii Fatih Terim olarak biliyor olabilirsiniz. Evet hocam. Ama durum şöyle ki ben seninle kazayla uzaktan akraba oldum gibi oldu. Nasıl oldu? Çok garip oldu ama yanımda bulundurduğum çocuk senin üvey kardeşin. Hocam anancılık gibi bir şey mi? Ay bak seni ben dinleme. Fener bayrağıyla duruyorum. Ben kanka atmaya başlıyorum. Yalnız ben burada komik bir şey göremiyorum. Ya hocam bizim Eren'le ilgili bir şakamız aklımda. Senin nasıl üvey kardeşim oluyor ya? Baban yapmış bir cahillik. Senin baban da benim çok eskiden uzaktan bir akraban mı? Aa babam da eski futbolcu biliyor musun? Tabii. Koskoca Fatih Hoca lan mı? Tabii biliyor yani. Şimdi Eren'cim. Benim, baban yapmış bir şeyler yani. Bir. Tamam siz şey nasıl sizden mi yaptı çocuğu hocam? Nasıl oldu? Hayır yani zamanında yapmış bir şeyler. Şimdi tamam. Ben bu çocukla enteresan bir hikaye. Babama götürseydiniz ama. Babanı bulamıyoruz. Tamam. Ben bu çocukla Milano'da karşılaştım. Hadi. Tabii tabii. Bak, hatta... Size pandik atan çocuk mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Bana pandik atan çocuk. Hızlı bir çocuk. Atik bir çocuk. Evet. Arkadaşlar şimdi benim acilen yeni bir takım çalıştırmak için şeye gitmem lazım. Ne diyeceğim? Fiorentino'ya gitmem. Aa İtalya. Çok iyi. Florenzo da olabilir o da. Aynen. Yok Fiorentino. Fiorentino diye bir şey geliyor. Takımın adı bu ya. Fiorentino. Fiorentino. Adamın tamam. Evreni istiyorsan. Ha tamam. Yani Fiorentino bu. Elif olmasın diye. Yani. Tabii. Şimdi Fatih Kerim diyelim hatta bilmiyorum. Evet. Fatih Kerim desek daha Fatih olur. Kerim daha iyi. Dedik artık bence de. Bir şey olmaz. Ben de zaten şey Fatih Terim değilim dedi. Birden böyle Fatih Kerim'miş. Kerim'e dönüştüm. Hafif şurada hani bir V şekli vardı ya o birazcık daha kavis tabii aldı falan filan. Ufak değişti. Terler kurudu falan. Şu an ben de zaten Fatih Terim değilim. Aynen böyle düzeltti değil mi? Tamam, şimdi benim buradan acilen Fiorentina'ya gittim. Çocuğu bırakmak istiyorsun. Çocuğu bırak. Öyle olmaz. Nasıl olmaz? Nasıl? Çocuk çok büyük bir yetenek. Ne gibi hocam? Ne bu çocuğun DNA'larından futbol akıyor. Tamam da hocam anası bizden değiliz babası hocam, değiliz biz yani. Ben ne yapabilirim bu hocam? Bu çocuğun kimsesi yok. Bu çocuğu bir hafta içinde Galatasaray'ın altyapısına hazırlamanız lazım. Fener'e yaparım yapacaksam. Size ne yapıyorum? O zaman Fener'e yap. Ama ben ne yapayım hocam? Benim tanıdığım yok ki. Ben futboldan anlamıyorum. Ben anlıyorum da bir şeye yaramaz. Ya ben de efor sarf etmek istemedim. Bu çocuk da hep şu an maç izleriz ya. Yani. Yapabilecek bir şey mi? Ben anlamam. Senin akraban bu çocuğun tek şansı sizsiniz. Hocam durun. Çocuğun Galatasaray'a bir hafta sonra çok önemli bir formasyon maçı var orada tekrardan alacağız. Hadi arkadaşlar iyi akşamlar. Kapuçino içtiydin. Gitti birden. Ben kalkıp selam Deniz ben dedim. Çocukla tanışalım bari. Bu arada şöyle Fatih Kerim çıkarken böyle birdenbire diye bir ses duydunuz. Ne yaptın cini bu ya? Ya hayır. Kapıdan çıkarken böyle puf diye bir ses duydunuz birdenbire. diye bir gülüş. Bunu duyduk mu peki? Hayır. Duymadık. Yani sen aynen yönetmen olarak yönetmen izleyiciye verdi. After chase. Aynen yönetmen izleyiciye verdi. Göz kırptı izleyiciye. Evet sen konuş artık. Deniz ben. Abi benim adım Kereman. İtalyan. Ya bu ne Adıyamanlı. Aynen İtalya'da karşılaşılmış Adıyamanlı. Adıyamanlı ve benim babam onu. Çocuk ağır keko. Keriman mı adı? Ne? Keriman. Benim mi? Adım Kereman. Keriman kız ismi lan. Memnun oldum Keriman. Keriman. Nereman değil. Kereman. Biz ne dedik? Keriman dedik. Bana bak. Nasıl? Adamın evinde falan. Evet. Keriman kardeş biraz ayıp oluyor yani. Kaç yaşında oğlum bu? Sen kaç yaşında? 17. 18. Paşam ya olsun. Ya şuna bir tane vursanıza ya. Şişt, dur vurma çocuğa. Sen bir dakika kimliğini çıkar lan. Şak. Baba, ne yazıyor? Baba adı anne adı. Keriman Aktan. Baba adı anne adı. Baba adı? Babamın ismi. Aynen. Anne adında? Başka birisi. Türk mü? Değil. Tamam arıyorum babamı. Ne? Allah. Babası kim olsun? Sen mi sesleneceksin? Bir olur. Babası kim olsun? Tatsız ya. Arıyorsun kanka. Baba? Evladım. Babış derim ben. Babış burada biri var Keriman diye. Milano'da Fatih Kerim'le tartıştı, tanışmışlar.
Ve buraya getirdiler bu çocuğu. Ve bu çocuk futbolcuymuş. Sen beni de futbolcu yapmaya çalışmıştın çocukluğumda. Evet, nasıl bağladıysan bir kere. Hemen trip atmaya başlıyor. Bu ne ayak? Bir tanıyor musun? Vallahi oğlum. Gülmeye başlamamız böyle. Yaptık bir şey. Oldu işte. Senin çocuğun yani bu. Vallahi senin de bey kardeşim. Artık ona bakmak sana kaldı oğlum. Onu, ben niye bakıyorum lan? Onun Galatasaray'ın altyapısına. Niye Galatasaray? Baba manyak mısın? Biz Fener'deyiz. Babası bile Fenerbahçe kulüp üyesi. Babam Fenerbahçe yöneticisiydi oğlum. Baba sattın mı takımı, ne yaptın? Bunca zaman, bunca yıl Fatih abin büyüttü. Artık ama vefa borcu. Vefa borcu oldu. Takıma vefa maalesef borcu var. Bu da benim diyetimmiş. Aynen. Seni Fenerbahçe'ye veremedik. Kerim'i Galatasaray'a vereceğiz. Babama bak aynen. Abi kolay gelsin sana. Bir dakika durun lan. Biz gidelim ya. Arkadaşlar baba bunu ben sana göndereyim taksiyle. Ben de burada değilim ki oğlum. Sen nensin? Fatih Hoca. Döndürümün yardımcılığına mı? Fatih Hoca öyle gittim. Ben arkadaşlar böyle böyle. Bu telefonla konuşurken çocuk böyle sana şey yapıyor. Valorant'a takma. Ay iğrenç biri ya. Abi ben senin yayınları izliyorum bu arada ha. Eyvallah sağ olasın. Komik yayıncısın. Kanka nerede? Sağ olasın. Seviyorum yani. Öyleymiş babamın çocuğuymuş. Ne yapacağız? Ne anlamda? Değişik bir şey. Aslında yayında çok maskot. Bu ne lan? Ben kardeşim de var mı? Anlamadı böyle deyince kafasını döndürdü birden. Aralarda disassociate ediyor çocuk böyle bakıyor falan. Bir şey diyeceğim. Senin annen nerede de böyle acayip? Anne bacı karıştırma abi. Abi mi? Şimdi sakin ol. Tipi nasıl? Abi senin çok kaka bir versiyonu gibi yani. Yapma ya. Evet. Bir tık daha kalın tüyleri falan gibi mi? Yani böyle şey gibi daha kemikli, daha huzursuz bir Eren Aktan tipi gibi böyle. Anladım. Daha zargana falan böyle. Babam Milano'da yapmamış bir çocuğu benim. Doğu'nun Milano'sunu yapmış kanka. Mardin. Evet. Anladım. Annemi arayacağım. Annemi de rahatsız etmek istemem böyle bir konuda. Oğlum sen beni tanıyor musun lan? Bunu tanıyorum. Yayınlarını izliyorum arada. Komik adam. Lan beni tanımıyor musun? Aynı soyadım var. Barış tanıyorsun. Kavga etmeyelim abi şimdi. Aynen abi. Mehmet yani, efendim. Kardeşsiniz. Ben tribe gittim. Beni nasıl tanımıyorsun? Beni zamanında böyle çok ezdiler küfürlerle falan. Ay, öyle küfür yok. Tamam, küfür yok. Dur. Sen ne yapıyorsun? Aç mısın lan? Aç mısın lan? Valla açım. Ne yersin? Bir şey söyleyeyim sana. Ötüyor musun? Alışkanız abi. Bize ne alınırsa biz onu yeriz. Ama yediğimizi de unutmayız. Peynir ekmek. Ha böyle gariban. Peynir ekmek falan böyle. Peynir ekmek de başlı belki dolandırıcı. Zaten dolandırıcı oğlum. Yani ya hemen bir şey diyeceğim. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Fatih Kerim gelmiş. Koskoca Fatih Kerim diyor ki bu senin kardeşin. Şimdi ama bak hikayede oğlum, o da anormaldi zaten. Hikayede bazı anormal noktalar var. Erin'in babası Galatasaray transfer olmasını istemez. Şey. Diyetim oğlum vefa borcu demedi ama. Babası uzaylılar tarafından kaçırılıp zorla diyet, söyletiliyor olabilir mi? Ne diyeti? Babam Galatasaray'a karşı ne borcu Fatih olabilir? Fatih Kerim çok iyi bir iyilik yapmıştır adamı. Ben Fatih Kerim... Üvey çocuğuna yani, bakmış Fatih Kerim 17 yıl ya. Fatih Kerim konusunda emin miyiz Fatih Kerim olduğunu? Çünkü bilmiyorum. Çünkü anımsatıyor da olabilir. Fatih Kerim bu adam. Emin misin? Fatih Kerim bu adam. Allah Allah. Rastgele Fatih ben Kerim geldi çok, mi? Ben çok... Konuşalım istiyorum ben. Abi çocuğu baş o zaman verin. Kankam sen burada biraz takıl, YouTube falan projeksiyon var. Abi PlayStation var mı? Var. Biz bir git bakalım PlayStation getirebiliyor muyuz? Sen takıl burada bir biz bir konuşalım. Abi ben lahmacun yerim bu arada. Söyle, tamam, söyle Barış söyle, abin söyle. Söyler şimdi ben sana. Ben lahmacun söyleyeyim. Aynen baba. Baba. Aynen. Tamam buradaki odadaki hiçbir şey dokunma. Aynen biz hemen geliyoruz. Ayıbestin abi sen ne sanıyorsun? Yok hiç o manada demedi yani şimdi bozulmasın. Ben işte. Abime diyorum her şeye sen cevap veriyorsun. Ben de... Ben seni şimdi bir döndürürüm burada. He döndür bakayım. Yok döndürme olmasın. Bırak. Annenle ilgili kötü konuşacağım üvey annenle ilgili. Hiç umurumda bile tanıyorum. Tamam. Benim gerçek annem o. Onun üvey olabilir. Tamam. Yani benim gerçek annemle ilgili. Annen umurumuzda değil ya. Yok annem umurumuzda lan bu adam. Sen komik adamsın. Teşekkür ederim. Seni dinliyorum da gidiyorum. Çocuk gitti içeri böyle arabadan oturdu PlayStation oynuyor. Okay, arkadaşlar bu normal değil. Bir kere ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Nasıl? Tamam mı? Ben yok üvey kardeşim var 17 yıl sonra. Şimdi kardeşim ne? Bana ne kardeşim değil. Babamın oğlu. Benim kardeşim değil. Ne yapacaksın? Babamın oğlu diyorsun. Ne yapacaksın? Çocuğu sokağa mı atacaksın? Evet. Sahibinden ne sahiplendirecek misin çocuğu? Benim umurumda değil oğlum. Ben mi yaptım çocuğu? Babam mı düşünsün? Haksız değil. Git oğlum bir dakika. Bu herifler Floransa'da takım yönetiyor. Alsınlar ya bunu futbolcusu. Lan evet. Lan Floransa'da oynuyor. Ne götürün işte yanınızda. Oğlum istememişler belli ki çocuğu. Tamam ben niye isteyeyim abi? Ya ben sen istemeyeceksin. Galatasaray istiyor. Galatasaray. Hazırlanması lazım ama adamın. Bir dakika. Bir hafta hazırlayacaksın.
Keriman, Kerim. Kank odaya girdin. Heh. Odaya girince şey gördün. Çocuk böyle kendisini yapmış Galatasaray formasıyla. Poşetten Drogba forması mı? Aynen. Böyle şey falan yapıyor. Ona bakıyor böyle. Fakirler hep böyle duygusal oluyor. Kerim diyorum. Abi. Ben. Abi benim Galatasaray'a sokacağınız değil mi? Altyapıya. Bir şey söyleyeceğim. Hayalim ha. Niye Galatasaray? Fenerbahçe'de olmak istemez misin? Önce? Galatasaraylıyım abi. Senin maçın mı var şimdi? Senin şey mi? Seçmeleri mi alacaklar? Seçmeleri alacaklar. Ne zaman lan bu? Tam bir hafta sonra. Okey. Çok ya. Nerede oynuyorsun? Mevkiin ne senin? Santrafor. Gol atıyorum. Yani. İyi lan oğlum, milli takımda santrafor. Videon var mı senin? Var. Aç izleyin. Aç izleyin lan. YouTube'dan. Nasıl kanka, videoyu anlat bize. Abi açıyor böyle mahallede kendi kendine çektiği videoları falan. Size böyle gösteriyor. Nasıl? Hiç iyi mi? Hiç iyi değil. Kanka ya. Çok kötü. Her şey çok kötü olmuş abi. Böyle röveşat atmaya çalışıyor falan, saçma sapan böyle şeyden top geçirmeye çalışıyor. Arkadan top geçirmeye, kötü yani. Abi. Top var evde, tamam mı? Böyle bir topu. Al bakayım, bir sektir bakayım şununla, bir hareketler yap bakayım. Sektiriyor. 1, 2, 3 düşürüyor daha sonra. Allah Allah, niye böyle oldu? Tekrar 2 kere sektiriyor falan. Fatih Hoca'nın telefonu var mı lan sende? Yok. Kim? Annenin telefonu var mı? Annem bıraktı abi, ben 2 yaşındayken. Nereye bıraktı? Babaya. Babaya mı? Baba da Fatih'e. Sen böyle geziyorsun çek gibi. Arkadaşlar biz... Ya bir sıkıntı mı var? Yok, hiç tespit etmek amaçlı. Şimdi biz bu çocuğu polise götürebiliriz. Abi polise götürdü. Neydi, biraz fazla polise götürmek için. Elimizde Galatasaray altyapısına girmek için bir çocuk var. Cami avlusuna bırakalım. Oğlum 18 yaşında çocuk lan bu. Bırakırsak geri gelir. 18 yaşındaysa affedersiniz, çok özür dilerim. Gitsin bir yolunu bulsun, yaşasın yani 18 yaşına reşit. Gözlerini bandaj bağlayıp götürelim bir yere. Yok yok, bir şey yok. Biz bir konuşalım. Senin kulüpte tanıyorlar mı, yoksa sen öyle başvurduğun seçmelere mi gireceksin? Abi başvurduğum seçmelere gireceğim ama Fatih Hoca bende çok bir yetenek olduğunu söyledi. Sadece doğru anlarda ortaya çıkıyormuş. Aslanın gözü dedi. Ha, aslanın gözü önemli bir yetenek. Şimdi bak, Fatih Terim de şimdi arkadaşlar futbol biliyordur. Bir şey var burada. Futbol biliyorsa bunu alır yanına götürür oraya. Bu çocuğu bir alıp bir sağa götürelim mi? Bir topa vurduralım. Belki işte. Forvet oğlum. Adam top çektirmek için. Tamam, manyağında basket sahası var. Bize ya, ne ya? Oğlum maceradır lan. Bilmiyorum. Deniz merak ediyor. Merak ettim. Ben bu çocuğu evimde istemiyorum. Tamam. Değil oğlum kardeşi falan. Değil diyor adam. İstemiyorum tamam diyor. Canım ya, onun denmesine var. Nasıl ya? Ya Fatih Terim gelsin senin babanın tamam, mesela. Tamam tamam. Yok canım. Sen haklısın. İstemiyorsa adam yapacağız. İstemiyorum oğlum ya. Kardeşim nasıl? Oğlum bir top bakalım abi ya. Biz bu çocuğu evden dışarı çıkaralım. Oğlum bak, iyi bir topçu çıkarsa arkadaşlar çok olmasın, para kazanabiliriz. Biz niye kazanıyoruz? Sen oğlum bak, kötü bir adamsın ya. Bırak arkadaş. Yapışcan çocuğun. Kariyerine mi çökeceğiz? Niye canım, bak sen işte bir şeyle ilgilenirsin. Eren antrenörlük yapar. Ben hiçbir şeyle ilgilenmem. Niye bak, Eren de futbol biliyor. Ben iletişimine bakarım çocuğun. Ben neyine bakacağım? Sen bakarsın, kızlara bakarsın. Sen kızlardan uzak. Ya mantıklı konuşuyor da. Oğlum bakın, götürelim bir deneyelim çocuğu. Ya siz çocuğu sağacaksınız diyor yani. Oğlum aslan gözü, aslan gözü bir şeyler diyor çocuk. Yani bir hikaye var burada. Aslan gözü mü? Ne bileyim. Ya önemli bir şeydir de. Tabii. Aslan gözü önemli demek. Yani. Şimdi sahaya götürüp topa mı vurduracağız çocuğa? Ya yani, bilmiyorum kanka. Yani ben gel diyorum. Basket sahasına götürüyorum abi. He abi, geldim. Tek tek maç yapmak istiyorum anla. Hadi tamam, bakalım ben demek gibi göreceğiz. Abi sen böyle şey yapıyorsun falan maçı böyle. Bu bir iki kere çalınma, böyle topu senden alıyor falan, bir şeyler yapıyor. Sonra ama şöyle bir şey oluyor. O ilginizi çekiyor sadece. Eren topu alıyor falan, böyle bilmem ne, bir iki kere oynatıyor, maymun ediyor falan. Ama şöyle bir şey oluyor. Çocuk üçüncü Eren topu aldığı zaman bir sinirleniyor abi. Böyle birdenbire acayip şekilli bir çalımla böyle alıyor topu. Ve şey yapıyor. İki kere böyle dizinde sektiriyor. Daha sonra topuyla böyle bir diyor. Topuyla havalandırıyor topu. Daha sonra burasını alıyor böyle. Tusuva salam mı? Aslan gözü. Aslan gözü. Ben nerede görsem tabii aslan çok gözü. Iyi. Aynen, gol atıyor. O anda da sadece böyle bir saniyeliğine şey görüyorsunuz siz. Rrrr diye aslanın şey yaptığı yaptığını. Siz bu çocuğu götürelim. Tüylerim diken diken oldu. Pokemon'u da var. Bir saniye sürüyor bu olay ama. Böyle birdenbire daha sonra şey yapıyor. Ne oldu ya? İyisin kardeşim. Haa, hatırlamıyor da yaptığını. Böyle bir durum var çocukta. Ben hemen kanka bir baksanıza falan, toparlanıyoruz. Gördünüz değil mi? Bir şey aslan çıktı mı? Ben ne olacağını, ne yapacağımızı biliyorum. Seçmeye götüreceğiz. Anasını küfür edeceğiz. Oğlum dur bir lan. Çok sinir ediyorum. Lan dur oğlum, aslan çıkarttı adam az önce. Evet, anam var. Şey mi lan? Bence o projeksiyonla. Daha önce sinirlenince aslan çıkartan birini gördünüz mü? Aslan gözü bazen böyle yaparım bir şey kardeşim. Aslan gözü böyle bir şey. Bu bir efsane mi? Sen bunu okumuş muydun? Hayır. Ama biz bu çocuğu götürelim, annesine söverim, sinir edelim. Zaten tamam, anneler ortak değil. Tamam. Sinirlenince çok iyi oynuyor. Tamam. Çok iyi oynuyorsun.
Seçmelere katılsın. Tamam. Ama bu sefer sadece deplasmanda iyi top oynar bir çocuk. Pankart açarız. Evet evet. Seçmeye girdikten ve aldıktan sonra sıkıntı yok. İstiyorsa yedek kulübesine kalsın, para alıyor zaten çocuk. Dur. Bu çocuğa bluetooth kulaklık koyacağız. Kulaklıkla sürekli kulağına küfür. Sürekli kulağına küfredeceğiz. Peki buna nasıl ikna edeceğiz onu? He? Nasıl ikna edeceğiz? Diyeceğiz ki biz sana kulaklık vereceğiz. Tamam. Taktik. Taktik arada sana yardımcı olmak için. Şey gibi işte mesela yanlış top. Ama FIFA kurallarına yani... aykırı. He? Ya oğlum seçme lan ne FIFA'sı. Seçme ama siz ben küçük bir ben yani oğlum bakın arkadaşlar bu çocuğun aslan çıkartabilmesine odaklanmıyoruz aslan yani. Aslan o aurası. Ya Fatih derim geldi. Gerçek aslan çıkartmıyor. Evet aurasından evet çocuğun aurası öyle sen öyle gördün aslan onu aslan gibi. Ben bilmiyorum çünkü çok real bir aslan. Yok aslan çıkmadı. Ha tamam okey. Bu çocuk gidecek her hatasına ya senin gibi topçunun da böyle top mu sürdü. Ama bir hafta nerede kalacak bu çocuk ben evimde istemiyorum ben yeni ev yaptırdım. Taktiğim evimde istemiyorum. Yeni ev yaptırdım oğlum ben. Tesis. Yani o da bilmiyorum. Çocuğa şey tutsak, ev tutsak. Şey öğretmen evi falan mı? Otel falan. Ha. Abi 3 tane çocuk böyle şey yapıyor ne derler. O anda gelmişler böyle bizim çocukla tartışıyorlar gibi böyle. Biz uzakta mı? Uzaktayız böyle biraz. Şey falan. Kaç yaşlarında? Diğer çocuklar da 18 yaşında falan gibi. Onlar da zargana, bizim çocuk da zargana zaten şey falan yapıyor. Bana bak oğlum. O bilmem ne falan derken birbirlerine gelecek gibi bunlar. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Ne oldu lan abilerini mi çağırdın? Gevşek. Yapıştırıyorum suratını. Uy diye bana aman ne? Tükürüyorum bir arkasına. Ağlayarak gidiyorlar abi. Babey ben hallediyordum ya. Sen sakin ol. Ya babey nedir oğlum ya? Beğenemedim babey. Abi insana sen komik adamsın. Sağ ol. Bundan sonra senin Barış abin var. Tamam Barış abi. Senin de Ertekin kardeşin var. Ertekin mi? Ertekin mi sen? Adım benim. Keriman'dı lan. Keriman'dı. Keriman Ertekin. Sadece sevdiğim insanlar Ertekin. Keriman Ertekin Aktan. Babama bak sana ya. Sana daha abi konuştuk. Keriman mı? Ertekin Akman. Abin ne kalıyorsun bir hafta? Bende kalmayacak. Nasıl ya? Konuştuk ya az önce. Şişe, sen de kalıyorsun. Senin abinin de sonuçta üvey kardeşi. Abine gönder. Abim bunu döver oğlum. Ya bu senin sorun. Hayır hayır. Abim olmaz. Abim benle biraz oranlaşıyor. Abim. Sen şimdi ben öz abim falan diyorsun bana. Sen beni tanımıyorsun ama ilk defa gördün mü? Benim sana kalbim çok ısındı abi. Ten çeker, çeker, kan çeker, kan çeker, kan çeker. Sen çekmez, benim çeker, benim sevilmiş halim gibisin. Ah be. Ne yapmış halim? Benim düzenli olarak sevilmiş halim gibi. Oğlum sen... Yo birazcık da İstanbul'da... Ya, neyse. Sen Fatih Hoca'nın yanında mı büyüdün? Evet ama her zaman vakit ayıramadı yani. Ne gibi? Peki şiveyi nerede edindin? Şiveyi? Adana 0-1 izledim baba. Orada yok. Ben çok uzun zaman şeyde de kaldım. Mardin'in çocuk altyapısında da oynadım. Ha. Ha orada abi. Oldu. Şimdi tamam. Şimdi nerede oynadın Mardin'in altyapısında? Bir şey söyleyeyim mi? Nusaybinspor. Nusaybinspor'u Google'lıyorum. Telefonunu buluyorum abi. Arıyorum. Öyle mi? Alo. Bu ne oğlum escort aradı. Kapat. kapat. Müsaade. Masaj salonu aradı. Efendim merhabalar. Merhaba. Müsaade bir spor mu orası? Evet. Allah Allah. Hoparlörde mi? Biz bir şey sormak için aradık. Herkes soru sorar ama pek az yanıtını alır. İlmece'de soracak mısınız? Yok o şeyde o başka tarifi. Peki okay. Şimdi bizim yanımızda bir kardeşimiz var. Keriman Erteki Aktan. Kardeşin nasılsınız kardeş? Tanıyor musun? Tanırız evet. Nasıl bilirdiniz de olmaz? Bizim en güçlü santraforlarımızdan birisi bizim altyapımızda yetişti. Allah Allah. Siz asasinler gibi bir şey misiniz? Üst sahibinin ekmeğini yediriyorsunuz. Görülebilecek en iyi, en büyük futbolculardan olma potansiyeline sahip ama doğru yönlendirilmiş. Ne gibi mesela? Ne gördünüz de bunu söylüyorsunuz? Yani bana bir spesifik özelliğine... Önemli olan ne gördüğünüz değil, ne görmediğiniz. Efendim siz sapık mısınız? Dur. Ya çünkü çocuk da 17 yaşında. Dur adam da böyle bir... nasıl yani yönlendirebiliriz? Gerçekleri öğrenmek istiyorsanız Nusaybin'e gelin. Aynen. Nusaybin'e gideceğiz. Bu çocuğu alacağız. Florya tesislerine götüreceğiz. Şöyle düşün. Bak bu çocuk çok para ya. Arkadaşlar bir dakika. Ben bunu yapalım diyorum. He. Dolandırılıyor olabilir miyiz? Kanka macera gözüyle bakıyorum. Bir DNA testi mi yapsak?
DNA testini hemen canlı DNA, çıkmaz. DNA testini yaptırıp öyle yola çıkalım. Ha, bir dolandıralım sonra öğrenelim. Oğlum vlog falan çıkar lan. Ve aslan çıkartan bir futbolcu var. Sonra Florya'ya götürüyoruz. Evet. Aslan çıkartıyor. Aa evet. Fakir, aslan fakir çıkartıyor. Birini aldık ve çocuğa sahip çıktık. Çok izlenir. Çok izlenir. Sosyal deney. Evet. Sosyal deney. Bir tane seni futbolcu yapayım mı diye de Reels evet. çekeriz. Evet. Tamam. Ben tamam. gidiyorum. Okay. Abim. Babe. Şimdi biz senin eski kulübü aradık. Tabii baba. Dediler ki buradan bazı belgeler almanız lazım Galatasaray'a. Hangi eski kulüp baba? Nusaybin'e. Haa. Buradan... Öyle deyince bir şey yaptı. Haa yaptı öyle deyince. Ha. Nasıl bir haa bu? Ne hani gerildi mi yoksa normal bir haa falan? Niye herledin öyle? Abi. Sıkıntı mı? Nusaybin Spor. Ha. Biliyor musunuz ki siz? Ne nasıl? Size bir şey soruyorsunuz. Biliyoruz tabii ki de. Ebius mu oldu? Tabii. Nusaybin'in nesi meşhur? Biliyorum ama bu kelimeyi söylemek istemiyorum. Hayır. Korkuyorum çünkü. Cini meşhur. Evet işte o yüzden korkuyorum. Aa, olsun olsun. Tamam. Nasıl, bunu anladın mı sen hemen? Ama spor kulübünde değildir ya. Yani spor kulübünde olabilir. Adam da biraz garip konuşuyordu yani. Pişt, bir şey yaşadın mı lan sen? Abi, sorun mu var orada? Garip konuşuyordu ha futbol kulübü. Abi bizim oralarda, ben Mardin'de yaşarken Nusaybin taraflarında bizim oralarda zaten öyle bir spor kulübü falan olmadığı için bir yerden sonra ben tek başıma futbol oynarken bir yerden sonra baktım. Takımda eksikler oldu, cinleri mi aldınız oğlum? Bu nasıl hikaye? Yok öyle olmadı da abi yani. Bir baktın kalabalık etraf. Bir baktım etraf tribünler kalabalık. Tribünler genç oldu. Şey, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Google'dan bulduk oğlum numaralarını nasıl yani? Abi deme. Abi. Benim işletmem kullanıyor değil abi, mi? Abi bunlar işi bitti mi? Abi 2023 yılı herkesin telefonu WhatsApp'ı. Ya berbat bir şaka denemem var. İncinin top oynuyor şeklinde. Başkası kahveye bağlı telefon, oradan ona bağlamışlardır yani, ben bilemem tabii ki de. Ha, o zaman gitmeyelim oğlum. Cin olursa alsana da. Bir şey diyeceğim. Kötü olmuş. Düğünü vardır ya. Yani ne, gitmeyelim mi diyorsun sen? Vallahi ben bir şey demiyorum abi, karışık işler diyorum sadece. Sana kötü bir şey mi yaptılar lan? Bir şey oldu mu sana? Gel gidelim ya. Gidelim gidelim. Abi gidelim tabii, beni tanırlar da size... He abi. Sen ne, sen bir şey saklıyor gibi hissettim be. Estağfurullah. Şimdi bak kardeşimizin bizim Eren'di bak. Allah'ın bak sakladığını yani, aslan parçası. Aslanım. Yok Fatih Hoca bunu biliyor mu lan? Biliyor biliyor. Fatih Hoca da mı onlardan lan yoksa? Bu herif böyle mi kazandı lan o yapayı? Aa bilemezsin. El şey, aldı diyorlar. Aslan parçası mı? Eren bizim kardeşimiz. Bana bak fırıldak sen benimle böyle... Şimdi sen çocuğa vurduktan sonra birdenbire böyle şey yaptı tamam mı böyle? Tuttu böyle. Sen de vur abi, sen de vur. Zaten önüne gelen vurdu. Ya oğlum bak vurma, ben ya bak şimdi yavrum benim. Ben aynen. Sana insan gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Sen terso yapıyorsun aynen, bana. Bak. Sen de biraz abartıyorsun ha. Düzgün çocuğa... değil mi sen bir şey sohbet O senin abin oğlum bak benim arkadaşım bunlar. Benim abim sen misin o mu anlamadım ki ben. Ben senin abin değilim bir kere. Bu şiveden de çıkmazsan ben de o şiveye girerim. Bu mu benim abim? Bu da değil tamam mı? Babam biraz hızlıymış. Bunlar, ben de abin bunlar olabilirim. Bunlar evet olabilir. Bunlar arkadaşım ya bunlar. Sen bana abi diyorsan onlara da abi yapacaksın. Sen komik bir abisin. Sağ ol. Eyvallah. Şimdi sen Nusaybin'e gitmek mi istemiyorsun? Benim Nusaybin'le falan işim yok. Benim bir hafta sonra Galatasaray'ın altyapısıyla biz şeyim var. Biz Nusaybin'e niye gidiyorduk ki? Gitmiyoruz, gitmiyoruz. Sebep neydi? Aynen, niye manyak mıydı? Aradık ve bir değişik garip, şeyler garip konuştular. Hayır, hayır. Nusaybin'de ne oldu? Ya ne olacak anasını satayım, orada Nusaybin Spor diye bir tane mahalle takımı var. Ben o mahalle takımıyla işte bana futbol öğrettiler onlar. Ha tamam. Nasıl öğrettiler? Bu aslan falan çıkartmayı onlar mı öğretti? Lan aslan çıkması ne ya? Aslan çıkması ne aslan ya? Aslan gözünü onlar mı öğretti? Allah aslan gözü ne ya? Ne diyor ya? Aslan gözü efsanevi bir futbol Barış niye biliyor tekniğidir. O nedir? Bende mi var? Sabri'de vardı. Sabri'de vardı. Sabri'de vardı. Sen Engin Baytar'da vardı. Evet Engin Baytar. Bende de mi var? Senin tam aklına gelen Hasan sporcu da vardı. Onda yoktu. Hasan Kabze onda vardı. Abi peki, bir şey diyeceğim. Abi peki şey Tafarel'de var mıydı? Vardı. O herikti. Sen Tafarel misin? Hacı da var. Terry Henry'in kurtarışını nasıl yaptı Tafarel? Sana ne diyeceğim? Ne öğrettiler George sana? George Best'te var mıydı? Vardı George Best. Var. George Best. Yani öyle Best değil. Neyse Kerry olsun. Kerry şey diyeceğim. Mesela bu Arda Güler'de yok o. Harry Cable. Harry Cable. Sen Arda Güler'in yanına koyacaktı, şey yapacaklar. Arda Güler boş adam abi ya. Dur. Ben de arkadaşlar. Ben de. Tamam. Sana bir şey diyeceğim. Ebu Bekir. Şimdi şey. Yok artık. Neydi ismi neydi? Abi benim adım Ertekin. Ertekin canımsın. Kerim, Ertekin Kerim sana abi. Ne öğrettiler yavrum? Abi işte şey öğrettiler yani topu sür. Ha. Santraforluk herhangi bir şekilde. Başka bir şey falan pres, yok mu? Pres yapıldığında kontrol ataklarla takımın içinden geç. Sen aynen. Sırtı dönük
forvet misin? Pivot musun? Striker mısın? Forvet arkası mısın? Kanat forvet misin? Abi mavi kilit şampiyon santrafor. Bu ne lan? Ezreal skin'i bu. LoL'de. Mavi kilit şampiyon santrafor. Tamam. Sen biraz garip bir futbol eğitimi almışsın. Yani yeni bir yenilikçi bir bakış. Her türlü her yerde gol atarız. Anladım. Başka bir şey öğretmediler mi sana? Ne öğretecekler abi? Kale ver, göster, ben gol atayım. Oğlum müsaadenle bir bok var gibi hissediyorum arkadaşlar ben. Yani istiyorsan gitmeyelim artık oraya da artık. Mardin'e de gitmeyeyim tanımadığım herif için. Bu çocuk yeteneğini nereden aldı? Bu çocuğun yeteneği ne alaka arkadaşlar? Babama soralım. Genetik. Babama ara ulaşılamıyor biliyorsun. Çünkü bende de var yetenek biraz. Genlerde biraz var. Şimdi Nusaybin'e niye gideceğimizi ben unuttum. Niye gidecektik? Adam garip konuşuyordu. Gelmeniz lazım bunları anlatmanız için dedi. Her garip konuşan. Öğrendi lan artık. Yani. Şu bak, Florya'ya gidelim ya. Florya tesisine gidelim. Diyelim ki kardeş bir girsin top sürsün şurada birazcık. Bir bakalım. Tamam ama bir hafta sonra seçim. Şimdi bir gitsin seçim. Ne var ya? Bir hafta ne yapacağız? Ya gidelim işte Mardin'e. Yemek yeriz. Bir hafta yeriz. Biz çalıştıralım o zaman. Abi bana zamanında ya, niye, bir tane... Niye? Rakibiyiz biz anasını satayım. Rakip abba çalıştıracağız sanki yani. Hani. Abi siz böyle konuşurken çocuk da böyle tam bir şey diyecekken birden böyle yanınıza bir tane adam geliyor. Hı. Tamam mı? Böyle şey bir adam, ne derler, entel böyle keçi bıyıkları var. Sokaktayız değil mi biz? Evet, sokakta konuşuyorsunuz böyle ne yapalım diye. Böyle keçi sakalı var falan böyle adamın. Biraz böyle şeye benziyor, Emrah Safa Gürkan'a benziyor falan. Böyle o tip yani, böyle entel dantel bir tip böyle. Oh, doğru mu görüyorum ya? İnanılmaz bir şey. Bu çocuk mavi kilit şampiyon santrafor tekniği aslan çıkartıcı. Nazilli vuruşu yapmadı mı yahu? Diye böyle geliyor. Bu çocuk. Nazilli geldi. Nazilli yaptı. Nazilli genç yaptı. Adam. Yap bakayım bir daha. Al bakayım şu topu falan diyor böyle. Ver ağabey diyor. Atıyor tutuyor falan bir şeyler yapıyor gibi böyle. Hadi bakayım yap bakayım diyor. Yere düşüyor falan. Olmadı ağabey. Anasını söylüyorum. Senin oynayacağın topum ben diyorum. Vay abi birdenbire sinirleniyor çocuk böyle. Tamam böyle bir şeyler yapıyor falan. Topu alıyor çık 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 bir şey yapıyor. Vav diye tekrardan böyle pif diyor öyle yatıyor böyle. İnanılmaz. Siz altın madeninde de yatıyorsunuz ya. Ben menajeriyim merhaba kimsiniz? Evet. Ben efendim ben Serafen Lampion. Ben de Deniz memnun oldum. Memnun oldum. İtalyansınız galiba. Fransız gibi. Fransız gibi daha çok. Fransız İtalyan. Aa, şey o tam ikisini şey yaptı yerde. Ha, o dağların orası. Efendim ben 3. lig İtalya'nın bir 3. lig takımını yöneten buraya tabii. Da turist olarak gelmiş bir teknik direktörüm. Müthiş Türkçeniz müthiş fark ederim gitmen iyi. Aynen. Tavşanlı'yı nereden biliyorsunuz? İtalya'nın Nazilli'yi pardon. Evet. İtalya'nın bizim kroket köyünün pide pizza takımı var. Onu yönetiyorum ben. Ha. İyi takım. Bu çocuğu İtalyan 3. liginde inanılmaz değerlendirebiliriz. Ne gibi? İtalyan 3. ligine ben kardeşimi vermem. Sen sakin ol. Ne gibi bir şey? Hocam ben de ne gibi bir şey düşünüyorsunuz? Şu anda burada bırakın hemen. Kaça? Ne kadar istiyorsun? 5000 euro veriyorum. Ah, kişi başı çok az dedi. Kişi başı. Ben sana vereyim 5000 euro. Hayır ya manyak mısınız oğlum? Oğlum aslan çıkartıyor lan çocuk daha fazla. Arda Güler'in şey konservisi 18 milyon. 5000 euro falan olmaz. Adam aslan çıkarıyor. Kaç? Şimdi bizim oyuncumuzun yeteneğini gördüm şimdi. Kükrüyor mükrüyor. Sen bunun gibi kaç tanesi ya? Dur abim dur seni biz mutlu edeceğiz. Efendim kaç para istiyorsunuz? Şimdi sen şimdi... Başkanımla konuşayım. Bonservis 10 milyon euro. Şimdi biz bir konuşalım. Ne yapıyorsun? Oğlum bu herifi bir dakika. Tamam aslan çıkart. Oğlum bu herifi... Natalya 3. liginde 10 milyon euroluk sen oğlum, tek şey yapıyorsun. Yetiştirecek herifler City'ye 50'ye satacak. Aslan çıkartıyor kanka. 10 milyon euroya sen İtalya 3. liginde... O İtalya öyle takım yaparsan, değil. Juventus'un altyapısı falandır bunlar. Tamam da bu transferi yaparsan sen adamın kan alırlar. Ya niye nereden bilecek İtalyanlar ya? Bu saatte hiçbir site size bu parayı vermez. Ben size onu söyleyeyim ya. Bayım şöyle bir şey teklif edebilirim size istiyorsanız. Biz konuşalım yani. Oğlum bak aslan adamın çıkart. Adamın teklifini duyalım. Dur be adamım. Dur söz. Bayım bu teklifi duymak isteyebilirsiniz. He. O zaman 5000 euro teklif ettim bakalım. Ricky Martin yepyeni bir futbol takımı. Ricky Martin yepyeni bir futbol takımı. Industry Spor Kulübü. İspanya La Liga 3. La Liga'da 2. ligde yeni bir takım kuruyor. İnanılmaz o da. Önümüzdeki 10 yıl içinde Messi'yi almayı düşünüyor yani. 10 yıl içinde ama. 45 yaşına gelindi. Öyle bir takım. Messi jubilesini onun takımını da yapacak. Vuelve Spor. Vuelve Spor. Vulva. İstiyorsanız ben telefonla konuşayım. 10 milyon euro diyorsanız bu çocuğu alalım hemen. Hayır öyle düşünme. Size 6 saat içinde paraya getirebilirim. Bir de şöyle bir şunu da detay olarak eklenmesini istiyoruz. Bizim futbolcumuz çok yetenekli. Biz onun bakımına çok önem veriyoruz. Belli özel hatını. Bir tabii sonraki çok... satıştan %25 kaybedecek. 25 ve çıkış şeyi maddesi koyduracağız.
Donanmama çok bu, dedin az önce. Hayır ben demedim tam tersi ben çok çoğaltabilirim. Ama şu an para etmez. Önce gösterecek kendini bir takımda. Bizim oyuncumuz çok değerli. Oyuncumuz için ev, işte antrenörler. Tabii. Ve bir sonraki satışla ilgili de bir komisyon olacak. Ama bunu yazılı geçecek avukatlarımız. Nereye geçsinler? Kulüp çünkü yeni kuruluyor dediniz. Abi tabii telefonu çıkarttı böyle birdenbire. Efendim Ricky Martin avukatının ben size direkt şeyini vereyim. Çok teşekkür ederim. Ben alayım onu. Direkt oraya sözleşme maddenizi gönderirsiniz. Onu ayarlamış bir şekilde yollayalım biz size. Tamamdır. Tamam ben denerim. Sizin numaranızı ben nereden şey yapabilirim? Efendim onu da size vereyim. Aynen. Kartımı buyurun. İsminiz neydi? Ricky Martin. Sağ olalım artık şöyle. Neydi? Serafen Lampion. Serafen Lampion ve çok memnun oldum tekrardan. Kendinize çok iyi davranın. Teşekkürler. Sisi. Görüşürüz. Memnun oldum. İyi tatiller size. Keriman. Keriman. Sana abi. Abim. Bak İspanya'dan teklif var. Abi La Liga mı? La Liga. La Liga. 2. Ama Fatih abi sen Türkiye'de star olacaksın dediydi. Oğlum La Liga'ya gidersen Messi olursun. Abi. Türkiye'de oynarsan en fazla Kerem olursun. Türkiye'de süperstar olacağını La Liga'da... Star ol. Süper olma. Şimdi bir Galatasaray'a da bakalım. Bir dakika. Ben. Sen yine Galatasaray'ı döndüreceğiz biz seni. Biliyorsun klasik Türkiye'ye dönüş. Ama star olarak döneceksin. Oo sana şarkılar yapacaklar. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'da ilgi olur. Bir anam sen Galatasaray oğlum yok pahasına kapatmaya işte çalışacak. Bonservis ve almayacak. Şöyle Galatasaray'ın ilgilendiği duyulursa daha yüksek fiyatı. Galatasaray'ın ilgilendiği duyulursa La Liga gidecek. Ne yapacak? La Liga umursamaz. La Liga'nın ikinci lig takımı. Bir dakika. Galatasaray'dan da büyük değil. Şey yapma yani bu kadar da. Galatasaray büyük bir dünya kulübüdür. Evet yani kanka. Oğlum parası var mı o kadar? Var. İşte yok 10 milyon eurosu. Zanyolu'ya 30 milyon tırık diye saydılar. Oğlum Zanyolu'ya mı, Icardi'yi mi, Keriman Ertekin'i mi alacaklar bu saçma? Dur bir dakika başka planım var. Abi siz parayı gördünüz. Hayır ben biz sen geleceğini sen topunu oyna şurada 2 dakika büyükler bir şey konuşuyor. Başka size topunu oynayalım. Başka planım var. Biz hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta gözetmenleri bulacağız tamam mı? Tamam. Yıldız bulanları. İşte ben de bunu istiyorum. Bunları o seçmeleri izlesinler. Kapıştırırız işte. Galatasaray'a biz satıyormuş gibi yapacağız. Araya Fener girsin. Araya Beşiktaş girsin. Ben de bunu kızısın. İstiyorum. Sen öyle bir şey söylemedin lan. Ama bana fırsat vermedin mi Galatasaray'da? Tamam. Scoutları ama scoutları scoutları nasıl bulacağız? Scoutları nasıl bulacağız? Hallederim o bende. Ben de. Fener'den buluruz. Tamam biz Fener'le Beşiktaş'lı skandları bir şekilde buluyoruz abi. Hı-hı. Bunun bahsediyoruz, anlatıyoruz ama anlatıyoruz böyle şeyler var falan. Bu sürede de bir Eren de seni çalıştırıyor. Evet çalıştı. Arkaya müzik giriyor. Düzenli olarak annene soruyor Barış falan. Paslaşıyoruz. Barış küfür ediyor. Deniz orada hesaplar yapıyor falan filan. Sürekli çocuğa böyle şey gibi kulak cihazı gibi sürekli burasında şey var böyle. Aynen düzenli kayda almış Barış artık. Kötü olduğu zaman Barış oradan bir şeyler diyor. Böyle çocuk aynen. Biz scoutları da bulduk. Gidiyoruz Florya'ya. Florya'ya geldik artık. Tamam. Florya'ya geliyorsunuz abi. Hadi bak. Kapıda böyle Okan Buruk var falan. Hoş geldiniz gençler falan yapıyor. Merhaba. Hocam. Buyurun bakalım görelim. Çok övdüler bu çocuğu. Tabii. Hadi hazırlan yavrum falan. Ben bir Eren'in kulağına fısıldıyorum. Abi Okan hocam menajeriyim ben. Küfür edemeyiz. Senin bu çocuğa büyük bir kazık atman lazım ki o sinir hayatının sonuna kadar çok iyi bir futbolcu olsun. Ben buna durmadan söylemem çünkü. Annesini bulalım. Gözünü seveceğim. Gerçekten getir kızını. Eğer iyi bir futbolcu olmazsan doğ falan. Hayır benim planım şöyle. Şimdi bu çocuk kendi sahasında kötü oynadığında kendi taraftarı küfredecek. Ve hop bu çocuğun yine açılacak şeyi. Deplasmanda zaten full küfür yiyeceği için. Deplasmanda çatır. Ama burada sıkıntı şu. İspanya'da anlamayabilir o küfürleri. Evet, o yüzden buna öğretmemiz lazım. Yani İspanyolca küfürleri öğretiriz, o kolay iş. Tabii ya öyle. Bunun takım arkadaşlarına da söyleriz bunu biz. Çünkü anlarlar Okan yani. Hoca'nın yanında böyle ötesi şey yapmıyorum da. Okan Hoca niye bizim aramızda duruyor? Okan Hoca yok aramızda duruyor. Okan değildir, o Ökmer'dir. Tabii Okan durmaz. Yani Ökmer aynı. Ne yapıyorsun şimdi? Taktiğin ne? Ökmer ile konuşuyor. Oğlum çık. Çıksın oynasın. Barış abin sana taktik verecek. Aslan parçası hadi yaparsın ya. Yapar mıyım abi? Vallahi öyle bir yaparsın ki. Daha yapa senden bir bok olmaz ya. Sen topa daha düz yaparsın oğlum sen takma. Geliyorum diyorum ki sen hiçbir zaman bu aileden olmadın. Babam sadece beni sevdi.
Yapma öyle. Üzülme. Çocuk yaparsın. Artık sinirden ölecek. Sütsün bütün sahne. Bir şey çocuğun, bunlardan çok etkilenmediğini görüyorsunuz. Bir hafta sonunda laçkalaşmış gibi sanki sinirden olmuştu artık. Böyle şey gibi bakınca böyle şey yaptı. He falan yaptı böyle şey yapınca. Tamam. Overload olmuş gibi sanki biraz. İçimizden birisi annesiyle münasebet kuruyor. Annesi bırakmış gibi. Biz nereden bulacağım ben? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. En fazla benden nefret ediyor. Evet sen bir şey yap. Ben annesini bulayım. Annesini şu anda bulamayız oğlum. Sahaya çıkacak. Kim var? Biz annesini bulsun çabucak. Ha? Ne yapacağız bilmiyorum. Fatih Hoca'yla ilgili bir şey söylüyorum. Bir şey diyeceğim. Çocuk bu arada böyle şey toplu hareketler yapmaya çalışıyor. Bok hiçbir şey yapamıyor. Böyle. Eyvah eyvah. Şey abi gidelim mi ben? Hayır gitme dur. Emin misiniz? Dur kanka. Maç kalmak istiyorsan git. Abi gidiyor. Şşt lan Eren'e mi bir şey yapsam? Eren'e bir tane cart diye bu yapıştı. İyi top sürmezsen abi beni buracıkta vuracağız. Çıkartıyorum silahımı. Çüş niye silahın var lan? Karadenizli adam. yapmış kendisi o gift geliyor ona. Yapma silahın var. Aynen yapma silahın. Silahını mı çıkarttın gerçekten? Hayır evet, silah var. Tetik yok horozdan vuracağım. Aynen. Böyle. Ama nerf silahıymış hani böyle şey yapıyor. Oyna lan. Oyna. Ne yapıyor? Kerman. Abi ne yapıyorsun? Denedim oyna mi? Diyorum lan sana. Abi olur mu böyle şey? Olur vallahi vururum. Abi emin misin? Zıp dizine vuruyorum. Oha çüş. Hayır lan bu çocuk sınır olacak yeter. Oğlum yeter. Herkesin önünde vurdum. Polis geldi barışı tutukladım götürüyorlar. Abi böyle oralarda artık o çocuk bunu görünce koşmaya başladı sahaya birdenbire böyle. Oyna. Ama bir ben de acı içinde böyle oyna. Barış ama. Abi böyle bir tane hemen küçük bir takım kurdular falan böyle işte. Da 5'e 5 oynayın işte. 5'e 5 oynuyorlar falan böyle. Ben ilk yardım yapıyorum herhalde. Aralarda bir bakıyor falan böyle kafası karışıyor. Acıyor canım acıyor. Yani çok kötü değil ama o aslanı da bir çıkartamıyor gibi böyle. Allah Allah. Hayır artık lan sakat mı kalacağım? Oh vurdu. Hayır abi. Şey böyle bu daha çok çocuğun üzerinde bir endişe yarattı gibi yani. Ya manyak vurma artık. Ne bileyim ya ne yapacağım ne bileyim sakat ya. Sakat kalacağım oğlum vurma. Hani böyle iyi de değil motivasyon kötü de değil ama, yani. Ama bu şekilde seçim. Biz bu çocukla motivasyon konuşması yapalım. Biz hiç bunu denemedik ya. Evet. Anlamı fark ettim. Çocuğa iyi bir şey söylemedik. Biz hiç bunu denemedik. Kerim'an. Adamı vurdum falan hiç Kerim'an, motivasyon. Aslan gel. Bu arada birinci yarıda pek bir şey gösteremiyor. Biz ikinci yarı devre arasındayız. Pek birinci yarıda bayağı geldi böyle abi iyi gitmiyor galiba falan. Yok aslan çok iyi diyor. Şimdi bak öğrendiğin her şeyi hatırla. Sen ne yapıyordun? Ne yapıyordum? Topu böyle çeviriyordun. Hızlı hareketler. Oğlum hatırlatmaya çalışıyordum. Sakin ol. Oğlum ben bir şey fark ettim. Çok özür diliyorum. Efendim? Sen sinirlendiğin zaman çok iyi oynuyorsun. Öyle mi? Evet. Senin sinirlenmen lazım. Nasıl sinirlenirim? Hayatın boyunca yaşadığın her kötü olayı, annenin seni terk etme, bütün yaşadığın bütün acıları çıkart. Toptan çıkart o acıyı, tamam mı? O acıları sana onu unutturacak. Topla arkadaş ol, dost ol ama hayır. Topla çok güzel bir aşk yaşa. Tamam mı? Hayatım o seni hiç yalnız bırakmadı. Abi aşıkmışım gibi seveyim düşmanım gibi mi diyorsun? Evet, aynen öyle. Hadi koçum hadi. Yapacak bence. Bir noktada uzaylılar kaçacak gibi geliyor bana. Tamam moruş rovaşıtayı çok haklı uzaylı böyle. Benim dizim iyileşti mi abi? Hayır. Sen hala yatalaksın. Ya s**tim niye yatalan ya? Dindireyim mi ben senin ya? Vuruyor kafa. At gibi vuruyor. Abi çocuk bu sefer gerçekten de çok iyi bir performans gösterdi. Aslan çıktı mı? Aslan çıktı abi. Oh. Kübüye böyle röveş atalar bilmem neler. İnanılmaz böyle top çalmalar falan. Çılgın hareketler. 5 tane gol attı falan böyle. Olsa da ambulans gelsin artık Eren'e de. Aynen. Allah razı olsun. Daha sonra olay bitti falan böyle. İşte sizin yanınıza geldi tekrar. Şey yapıyor ne derler. Yanınızda böyle bütün scoutlar falan geldi size. Ne istiyorsunuz çocuk için? Ben kar toplamaya başladım. Şey dedi Ricky Martin adam da geldi falan böyle. Artık öncelikle yeter. Bir fiyat belirleyin ve satın. Ha, direkt fiyat mı istiyorsunuz? Beşiktaş'ta var. Galatasaray'da var. Fenerbahçe'de var. Direkt fiyat istiyor. Evet. Bir saniye ya. Oğlum sen nereye gitmek istiyorsun? Fatih abim Türk takımlarına git dedi. Galatasaray'a git dedi. Galatasaray'a git dedi. Ama bunu duymuyorlar. Okan Hoca'nın yanına gidiyorum. Ya dur hocaya bir şey demem. Okan Hoca ne teklif verecek onu dinleyelim. Hoca teklif vermez yönetim ne diyor. Çocuğun ne istediği daha çok önemli. Boş verin zaten. Çocuğun ne istediğini şu an hiç göremiyorum. Çocuğun Galatasaray istiyor çocuk. Hayır. O Fener'e göndermiş. Hayır Fener'in de önemi yok şu an. Ama Ricky Martin'i de çok severim abi. Ha bak Ricky Martin'i de çok severim. Ha bu çocuk fıldırdak günü tamam ya. Eren'e bırakıp takılın ya. Sahile bu. Ne istiyorsan bu çocuğun bir şey lazım olsa ara bizi. Sözleşmesini şöyle düşünüyoruz. Bonservis 20 milyon euro. Yazıyorlar falan bir yandan. Telefonu konuşuyor falan. İsim hakları tüm oyunlarda kullanılacak. Markada, reklamlarda kullanılacak. İsim, soy isim, aktan hakları. Ve Fener'in ona scout bir şey dedi. Yok anasını. Vallahi siz bilirsiniz. Para olarak ödenecek. Artı olarak işte yıllık maaşını söylüyorum falan.
Bir de 40 milyon euro çıkış şeyi, maddesi. O sana hiçbir faydası yok. Olur mu oğlum? Satar. Piyasa değerini arttırır. Piyasa değerini. Ha tabii onun piyasa. Konuşuyorlarken de aralarında böyle. Bir sonraki satıştan da %10. %10 çok iyi. Çok iyi. 40 milyondan 4 milyon. Fazla yani çok. Yani 34'e fazla. Bağlamış olacak. Piyasa 6 milyona satmış olacaklar. Fazla. Abi 2 Mart'ın adam geldi. Bütün şartlarınızı biz kabul ediyoruz ama 5 senelik kontrat isteriz. Satan. Sat. 5 sene diyor. İşte 5. Bir dakika. Çıkış maddesi bu yüzden var. 40 vereni al. Ah çok. Manyak. Yani çok büyük bir şey olmuş. Çocuk aslan çıkarıyor oğlum. 17 yaşında 20'ye gitmiş lan. 40'a da gider. 40'a. Gerçi piyasa değeri 20'den. 40'a elime öpene satarım o çocuğu ben böyle oynarsam. Diğerleri ne diyor? Abi diğerleri böyle yani... O teki Martin'in bütçesi var. Emin olamıyorlar yani bunda. İlk yarı çok iyi değildi çünkü falan diyor. Şey diyorum çocuğa, onda stres ale 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 mi? Abi var lan, siz hangisini doğru bulduysanız ben ona giderim. Yurt dışına git oğlum. Gideyim mi git, abi? Kurtar kendini oğlum. Şiven de değişir. Aynen. Gideyim mi abi? Biraz yabancı falan. İspanyol futbolu oyna. Pas tık 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 tık. Tamam baba. Gidiyorum o zaman ben. Tamam. Ricky babanın yanına gidiyorum ben. Biz sözleşmeye şey koyduk, menajerleri ve ailesi şu kadar... Tabii tabii, o 20 milyonun yarısı bize geldi mesela. Yok ya, o kadar. Bir şey diyeceğim, şimdi bu çocuğun, bu aslan gücü sadece Türkiye'de çalışıyor olmasın mı? Fatih Hoca üstüne basarak çünkü Türk takımlarında oynasın demiş. Yani bizim sorunumuz mu? Biz sattık, paramızı da aldık. 20 milyon euro bize vermez de çocuğun bonservesi yoksa... Oğlum, maaş verirler Fatih sadece normalde de. Sadece imza parası olarak aldık 20 milyon. Fatih Hoca da ya. Nasıl hayır yok? Canım bizde... Senin bir yerde sözleşmen yoktu mu lan? Yoktu, ben sordum. Yok dedin. Yok yok. Ne abi? Sözleşmen şey var mı bir yerde? Yok abi. Hayır tamam tamam. Tamam bizde. Tamam bizde. İmza tamam biz İspanya'ya abi. Gidiyorsun. İspanya'ya gidiyoruz. Hadi gidelim abi. Biz mi gidiyoruz? Neden gitmeyelim? Bize çıkmaz. Nasıl çıkmaz? Bana menajeriz çıkar oğlum. Benim soy ismi. Bize menajeriz, çıkar çıkar. Yalnız çocuğu götürüyoruz, siz gelmiyorsunuz şehirim. Sana mı soracağız, aslan parçası? Sana sormuyoruz. Bana soracaksın, demin ben 5 senelik sözleşme imzaladım. Tamam da İspanya'ya gelip gelemeyeceğim, sen mi konuşacaksın? Parayı aldık mı? Aldınız bu ankanı. Tamam biz kendi paramızı da alırız o. Şok diye böyle birdenbire geldi. 20 böyle. Milyon var lan hesabımızda, 3 kişiyiz. Kendi paramızla geliyoruz, Allah Allah. Sus. Ne yaparsanız yapın, ben çocuğu aldım gidiyorum. Yo öyle gidemezsin çocuğu alıp. Ne demek gidemem, nasıl çocuk kaçırır? Futbolcu mu benim? Tamam da kardeşim, kölen mi, Allah Allah. Çocuğa diyorum ki... Aslında kölesi ya. Dur kullanıyorum. Ya tam olarak da değil. Biz olmadan gitmeyeceğini söyle. Abi gideyim mi gitmeyeyim herifle? Abi birlikte gideceğim misin? Birlikte gideceğiz de. Abi birlikte gidecekmişiz. Oğlum sana o kadar para verdik lan, saçmalama. Benim yaslanım kaydı. Zor tabii kanka, küçük karakter. Abi kafam karıştı, ne yapayım ben şimdi? Tamam sen de git ya, biz sonra gideriz ya. Gitsin abi ya. Bir kere şimdi biz bir de şey gibi de olduk. Bir tane ünlü olma potansiyeli olan birine yapıştık, parasını aldık. Evet, canını emdik falan. Biz parayı aldık, ne bakıyor sesin artık. Ya tabii zaten ev tutsun öyle gidelim. Biz ayıp ettik bu arada. Yok, ne ayıp ettik ya? Biz olmasak bu çocuk burada Ricky Martin'e satılacak mıydı? Adamın hayatına sülük gibi yapıştık. Ya Galatasaray'da oynayıp yedek kalacaktı, biz Ricky Martin'i verdik ya. Gidecek, görecek. O saçmalama ya. Abdülkadir'in yedeği olacaktı. Hayır, 20 milyonu biz aldık. Çocuğa para verdik. Çocuğun ne masrafı olacak zaten ya. Yemeği orada kulüp verecek, suyu verecek. Oğlum, hiçbir şey olmaz. Parası onu olursa delirir zaten. Ben bir dakika şöyle yapıyorum. Şöyle hayır. Şöyle çocuğu kurtarmak için Galatasaray scoutlara dönüyorum. Diyorum ki bu çocuğu burada mutlu edemezlerse, bu çocuk hani bir şey olursa, siz bu çocuğu kiralık olarak daha ucuza kendi takımınıza katarsınız. Tabii. Bonservis ücretinden kurtulursunuz. Devam edin takip etmeye diyorum. Böyle de çocuğu kurtarıyorum aslında hani. Ya bunu herifler şeydi, oldum yok. Ne bakıyorsunuz yiyin lan, Allah. Ali'ye selam söyleyeyim. Aldı götürdü çocuğu. Okey. Siz ne yaptınız daha sonra? Tamam, paramız bizde artık. Biz ben bir önce dizimi tedavi ettim. Siz Barış'ı bir dövdüm önce. Sen beni niye vurdun? Eren hastaneden çıkıyor böyle. Ben arıyorum. Eren üçünüz hastaneden çıkıyorsunuz, ben arıyorum sonra. Beni vurman bir şey yaramadı. Sen mi, Günhan mı? 3 gün sonra ben arıyorum sizi, aynen. Tamam. Başmışlar ne oldu ya? Baktınız mı olaylara? Ne olayı? Ne olayı? Oğlum bir tane Türk yıldız futbolcusunun uçağı düşmüş lan. Hayır lan, biz neredeyiz bu sırada? Kim? Ne bileyim oğlum, La Liga'ya bir tane çocuk vermişler. Gencecik de bir çocuk. Bayağı da iyiymiş. Ebu Bekir yani. Sıddık neydi? Dur şimdi hafızanız. Kerimhan Ertekin. Abi soyad işte, onun için aradım zaten. Akutan lan çocuğun soyadı. Ne tesadüf ya. Bak sen Allah'ın işine ya. Vallahi. Ben de gelemedim ama siz bir... Kayboldunuz bir ortalıkta. Bir şey olmadı kanka. Biz tatile gittik. Tatile gittik abi. Yok aynen abi. Biz tatile gittiniz. Yok yok, sensiz gitmedik. Günan durumunu çekmedik. Ay, gittik, senle tekrar gideceğiz. Neyse aynen. Abi ne kadar enteresan olay değil mi lan? Aktan... Aynen. Evet ya. Bir şey diyeceğim ya. Kaşa gitmeyelim de tatile bu yıl. Diyoruz ki Amerika'ya, Miami'ye falan gidelim. Barış'a gidelim Milano diyoruz. Milano falan olur. Milano'da deniz yok. Tamam baba, ben geliyorum, akşam konuşuruz diyorum, telefonu kapatıyorum. Siz daha sonra eve geliyorsunuz abi. Hı hı. Oğlum çok üzüldüm ben bir kere. Yok, siz üzülmediniz mi? Çocuk öldü lan.
Ya belki ölmedi canım. Kader abi Allah. Aa, kardeşim öldü ya. Kapıyı, ben hala ölmediğini kardeşim. Ben hala ölmediğini düşünüyorum. Kapıyı açıyorsunuz abi, tamam mı? Böyle çocuk koltukta yatıyor. Eve giriyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz abi. Birdenbire Fatih Terim. Kerim. Fatih Kerim. Nasıl girmiş bu fezeye? Koltuğu böyle döndürüyor birdenbire. Şey, leg oldu. Ziyo koltuğu döndürüyor. Ziyo koltuğu böyle döndürüyor birdenbire. Şey diye. Yazıklar olsun. İnanılmaz. Gerçekten de. Nasıl hocam? Nasıl girdiniz öncelikle? Gerçekten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ben bu çocuğu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olsun diye size emanet ettim. Öyle oldu zaten. Ulan ne çocuğu Ricky Martin'in takımına vermiştir. E tamam. Nasıl Ricky Martin'in takımı yok. Nasıl yani? Ya... Bir dakika nasıl yok ya? Biz bakmadık. Ben bu suçlamayı kabul etmiyorum. Şimdi biz Türk futbolundan anlayan değil. Bize niye çocuk emanet ediyorsunuz? Biz zaten çocuğuz zaten daha da bir de. Yani. Yok da yani iyi paraya sattık. Hocam siz Galatasaray'a ne kadar satacaktınız ki yani? Abi soru birden böyle puf diye ne yaptın yine? Biliyordum ha. Oluyor tamam mı böyle? Ulan pezer. Böyle bakıyor size. Ulan diyor 40 yılın başı diyor. Size diyor doğru düzgün bir yetenek verdik. Bir şeyler yapıldı. Evet aldık parasını lan. Parasını aldık oğlum. Ama çocuğun da hayatını aldınız. Ne biz olacak? Ne yaptık oğlum? Uçağı biz kullanıyorduk. Hayatını düşürdük. Sen aldın. Biz o giden hayata parayı çevirdik. Uçağı sen düşürdün. Size 3 tane konsept veriyorum. Bu 3 tane konseptten birini seçeceksiniz. Orada bir hafta cezanızı çekeceksiniz. Niye? Yapmazsak ne olacak? Yapmazsanız. Ay. Gülüyor kahkaha atıyor birdenbire böyle. Abi. Çöl. Buz. Çimen. Şimdi çimen en güzel duranı seçersek kesin başımıza evet, çok kötü bir şey. Bence çölü seçelim. Çölde de kutup ayısı falan gelir. Buzda da başka şeyler gelir yani. Çimen ya. Abi, çimen değil çimen. Çimen tuzak. Ya parayla Exorcist falan tutalım şunu def etsin alemine yollasın. 20 milyon dolarımız var ya. Ya da istiyorsanız ben size bir kere. O zaman ceza yok. Bir kere mi lan? Bir kere. Söz lan. Hadi yapalım be. Böyle el ele uzaklaşıyor. Bak şey yapıyor. Şey yapıyor böyle. Çıkartıyor böyle birdenbire. Bunca yıllık hukukumuz var. Hadi be vurma. Hadi be. Arkadaşlar burası ne yaptın podcast'ı? Mert Günhan vardı, Zade Kum vardı, Eren Aktan vardı. Ben Deniz Şahin ve ne yaptın Cini vardı. Hepinizi öpüyoruz. Allah'a emanet.